Bir spor kulübümüzün olan genel kuruluna hepiniz hoş geldiniz. Az sonra gerçekleştireceğimiz genel kurulumuz, ülkemiz, kulübümüz ve Türk spor camiasına hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Yönetimimiz şu anda salonda genel kurulumuzun yapılabilmesi için yeterli üye sayısı mevcut olup herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır. Dolayısıyla gündemin ikinci maddesine geçerek sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden başta İlhan Cafer Başkanımız olmak üzere tüm başkanlarımız, yöneticilerimiz ve forma sevdalarımız için bir dakikalık saygı duruşuna ardından İstiklal Marşı'nı okumaya devam edeceğiz. Davet ediyorum. Buyurun. Gündemimizin üçüncü maddesi gereği genel kurulumuzu yönetmek üzere bir divan oluşturmamız gerekmektedir. Bu konuyla ilgili bir önerge ya da önergeler var mıdır? Evet, elime ulaşan önergede divan başkanlığına Sayın Hasan Gerçeker, divan başkan yardımcılığına Sayın Orhan Üstündağ, divan sekreterliklerine Sayın Tuncay Songöl ve Sayın Orhan Tek Çağlayan'a öneriyoruz. Öneriliyor. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiş. Sayın Divan Sunur Efendi. Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Kendim ve arkadaşlarım adına bizleri bu göreve layık gördüğünüz için. Hepinize genel kurulu açmadan önce hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ve bu genel kurulun hayırlı olmasını, kulübümüz için hayırlı olmasını, 4 yıl sonra 100 yaşına ulaşacak, asırlık bir kulüp olacak Gençler Birliği kulübümüz. İnşallah bu genel kurulda hayırlı olacak ve başarılara vesile olacaktır. Bu duygularla genel kurulu açarken bu gündem maddelerini okuyalım mı tekrar? Yoksa okuyup evet. Şimdi gündemimizde olan maddeleri okuyoruz. Biliyorsunuz genel kurulda gündemde olan maddelerin dışında görüşülmesi istenen maddeyle ilgili şey var mı? Talep var mı? Var efendim. Evet. Ona da bir önerge var, bir de değişiklik söz evet. Konusu. Şimdi gündemdeki maddeler dışında herhangi bir konuyla ilgili olarak gündemi alınabilmesi için mevcut üyelerin, mevcut delegelerin en az onda biri oranında imza gerekiyor. Eğer o imzalar tamamsa hemen sayıyorum başkanım. Evet. Evet, ben gündemi okuyayım. Arkadaşımız o arada şeyi incelesin. Şimdi gündemin birinci maddesi açılış ve yoklama. İkinci maddesi saygı duruşu ve istiklal marşı. Üçüncü maddesi başkanlık divanı seçimi. Bunlar tamamlandı. Şimdi beşinci madde yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. Altıncı madde dernek gelir gider hesaplarının okunması ve müzakeresi. Yedinci madde denetim kurulu raporunun okunması ve müzakeresi. 8. madde yönetim kurulunun faaliyetleri yönünden ibrası, yönetim kurulunun gelir gider hesapları yönünden ibrası, 9. madde denetim kurulunun ibrası, 10. madde derneğin 2020-2022 dönemi tahmini bütçesinin okunması, görüşülmesi ve kabulü, 11. madde üye giriş aidatı ve yıllık aidatın belirlenmesi, 12. madde gerekli taşınır ve taşınmaz malları satın almak, tahsisini yaptırmak, kiralamak, satmak, taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurmak, her türlü inşaat ve
tesisler yapmak, yaptırmak, bunları işletmek veya işlettirmek, şirketler kurmak, ortak olmak, vakıf tesis etmek konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi. 13. madde kulüp onursal başkanı seçimi. 14. madde başkan, yönetim kurulu, denetim kurulu, divan kurulu ve disiplin kurulu asil ve yedek üyelerinin 3 yıl süreyle seçilmesi. Bir başkan, 18 asil 9 yedek yönetim kurulu üyesi, 3 asil 3 yedek denetim kurulu üyesi, 5 asil 5 yedek disiplin kurulu üyesi, 20 asil 5 yedek divan kurulu. Ve dilek ve temennilerle genel kurulumuzu inşallah kapatacağız. Bu arada gündem eklenmesi istenilen maddeyle ilgili olarak. Gündemde. Evet. Şu maddeyi talep etmişler. Kaç? Ekşi şey, efendim bu. O maddede bir uygulama maddesi bu. Bir okursanız. Evet, şimdi yapılmakta olan olağan genel kurulumuza, kurulumuzun gündeminde yer alan 5. maddenin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi genel kurulda bulunan üyelerimize matbu şekilde bulunmasından dolayı okunmadan müzakeresinin yapılması hususunda önergemizin kabul edilmesini arz ederiz. Şimdi bu 5. maddeyle ilgili. 5. maddeyle ilgili okumaya gerek yok. Yönetim kurulunun faaliyet raporu okunması konusunda bu da 6. madde. Evet. Tamam, yani o tamam. Maddeye geldiğimiz zaman onu şey yapalım. Onun için. Evet, gidelim. Madde madde mi diyelim başkanım? Madde madde. O zaman ben geldiğinde size takdim ederim. Madde madde gidelim. Şimdi dördüncü madde başkanlık divanında toplantı tutanaklarının tutma ve imzalama yetkisinin verilmesi konusunda oylarınıza sunuyoruz. Kabul edenler. Evet, 5. madde oy birliğiyle kabul edilmiştir. 4. madde oy birliğiyle kabul edilmiştir. 5. madde yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. Şimdi bu maddeyle ilgili olarak bir önerge verildi. Bu önergede demin size okuduğum şekilde bir daha tekrar okuyayım tam anlaşılması için. Yapılmakta olan olağan genel kurulumuz gündeminde yer alan 5. maddenin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi genel kurulda bulunan üyelerimizde matbu şekilde bulunmasından dolayı okunmadan müzakeresinin yapılması hususunda önergemizin kabul edilmesini arz ederiz şeklinde bir önerge verildi. Eğer anlaşıldıysa konu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, evet kabul edilmiştir. O zaman faaliyet raporu üzerinde konuşma yapmak isteyen arkadaş. Evet. Tamam. Yani söz almak isteyen arkadaşlar yazalım isimlerini. Başkan Bey siz Tuncay Bey konuşmak isteyenlerin isimlerini yazalım. Tabii. Sayın Başkan. Başkan Bey yazın. Rapor okunmayacak yani. Başkan tamam. Konuşma yapmak için. Konuşacak. Ondan sonra müzakere geçeriz. Sayın Divan Kurulu üyeleri, Sayın Protokol, değerli basın mensupları, kulübümüzün çok değerli yönetim üyeleri. Kulübümüzün olağanüstü şöyle bir önemli ne zaman böyle yapıyorlar ilgili değil onun. Hepinizin saygıyla, sevgiyle. Başta benim altyapımızdaki çocuklarımızın, kulübümüzün ve camiamızın babası olarak tanınan İnanç Hoca olmak üzere tüm babaların Babalar Günü'nü burada bir vesileyle kutluyorum. Bu niye oldu? Buradan camiaya verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşayan bir başkan olarak sizlere seslenmenin mutluluğunu yaşıyorum.
zorlu bir dönemden geçtik ve artık yeniden ait olduğumuz lige geri döndük. Şunu özellikle belirtmek istiyorum arkadaşlar. Tecrübeli isimlerle şampiyonluğa gittik. Giderken asla genç oyuncularımızdan vazgeçmedik. Mert, Berat, Rahmetullah, Taha ve Halil İbrahim gibi isimlere takımımızın her zaman birer parçası oldular. Forma verildiği zaman da sorumluluk almasını bildiler. Bu isimler asla azalmayacak. Aksine yenileri gelecek. Altyapımızdan milli takıma kadar yükselmeyi beceren bu genç önemli oyuncularımız bunların en önemli kanıtıdır. Gençler Birliği Kulübü bugüne kadar kimseye el açmadan, arkasına birilerini almadan bugünlere geldi. Fair play kuralları ile tüm kulüplerin şu anda başı ağrıyor. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Biz ise yıllarca finansal fair play kurallarının oluşmasına ilham kaynağı olduk. Evet, ekonomik olarak bugün babamın bıraktığı noktada değiliz. Bu sezon birincilikte mücadele ettiğimiz için gelirlerimiz bu ligin düzeyinde mali tablomuza yansıdı. İnanın bu sezon hiçbir şey kolay olmadı. Hiçbir şey kolay olmadı. Stadımız yoktu. Ankara'nın göz bebeği camiamız başka bir şehirde iç saha maçlarına çıktı. Deplasmanlara yeni deplasmanlar eklemek zorunda kaldık. Bu süreçte bizi asla yalnız bırakmayan taraftarımıza, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Nihayetinde zor zamanlardan sonra kupa Eryaman Stadı'nda ellerimizde yükseldi arkadaşlar. Tam bir yıl sonra aynı gün lige geri döndük. Tam bir yıl sonra tekrar ligimize döndük. Bu büyük başarıdır arkadaşlar. Bunu takdir etmemek mümkün değil. Başardık. Bunu da başardık. Bunun yalnızca camiamızın ve taraftarlarımızın kenetlenmesiyle olduğunu biliyorum. Birlik kelimesi adımızda var. Gençler Birliği. Yine birlik olarak bunu başaracağız. Maçları kaybetse bile ruhunu asla kaybetmeyecek, yenilgiyi kabullenmeyen bir takım kuracağız. Yeni dönemde yeni teknik direktörümüzle Gençler Birliği armasına aşık içimizden gelen gençlere, çocuklara daha çok önem vereceğiz. Ankara yine tüm takımların korkulu rüyası olacak. Ve inanıyorum ki hepinizin hayalindeki Gençler Birliği'ni hak ettiği yerlere birlikte taşıyacağız. Kongremizi şereflendirdiğiniz için ve beni burada dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sayın Başkan'a teşekkür ediyoruz konuşmalar için. Şimdi konuyla ilgili söz almak isteyen arkadaşlarımız varsa.
Şimdi böyle Anadolu'da bir sessizlik olduğu zaman acaba kız mı doğdu derler. Ama öyle bir espriyle başlayalım. Hani kimseyi üzmek gibi, hani bu genel kurulun keyfini kaçırmak gibi bir niyetim yok. Onun için bunu baştan söyleyeyim. Olayın genel kurulumuz güzel bir rastlantıyla Babalar Günü'ne denk geldi. Babaların çocuklarıyla, çocukların babalarıyla nice yıllar bu güzel günün mutlulukla yaşamasını diliyorum. Bir kulüp, bir futbol kulübü için olağan genel kurul kutlu bir gündür. Bir pazar günü dışarıda üniversite sınavı varken buradaysak eğer, bu önemli günde babalarımızla, çocuklarımızla kahvaltı masasında sohbet etmek yerine bu salona gelmişsek, bizler Gençler Birliği'ni adeta ailemiz gibi görüyoruz demektir. Buraya gelerek bu aileyi büyüten herkesi yeniden saygıyla selamlıyorum. Elbette aranızda beni tanıyanlar var. Ancak salonda bulunan hazirundan beni tanımayanlar da olabilir. Ben Gençler Birliği'nin eski basın sözcüsüyüm. Ancak bugün burada hiçbir grubun, hiçbir kimsenin sözcüsü olarak bulunmuyorum. Söyleyeceklerim sadece beni bağlıyor. Neden bir basın sözcüsü olarak bugün eski olduğum kulübü ve beni yakından izleyenlerin malumu. Bu uzun hikayeyi anlatarak kimsenin zamanını almayacağım. Ancak sadece şunu söylemekle yetineyim. Bundan önceki Süper Lig'e veda ettiğimiz sezonun başında istifa ettim. Burada elbette söz almışken neden geçen sene yaşananlardan bahsetmiyorsun? Neden şu veya bu hatalardan bahsetmiyorsun diyenler çıkabilir, böyle düşünenler olabilir. Söyleyecek sözü olanların çıkıp bunu kendilerinin ifade etmesini tercih ederim. Kendi adıma son 7 yıldır içeride ve dışarıda bu kulüpte yaşananlara, sözlere, kayda geçmiş geçmemiş ifadelere ve sonra da insanların eylemlerine baktığım zaman her zaman olmasa da bazen bir taraftar gibi, evet ben Gençler Birliği taraftarıyım, fevri davrandığımı düşünüyorum. Bu yüzden bugün burada kimseyi eleştirmek, kimseyi üzmek, zaten kulüple dışarısı, kulüple diğerleri, kulüple basın adına ne derseniz deyin, bu ikisi arasına örülmüş duvara bir tuğla koymak istemiyorum. İnsan yaşadığı yere dokunmak ister. İnsan sevdiği her şeye, hayvanlara, insanlara, nesnelere dokunmak ister. Gençler Birliği bu şehirde ona dokunmak isteyenlere uzaklaşmasını istiyorum. Ben Gençler Birliği için düşündüğüm her an eğlendim. Şimdi geriye baktığımda uzun yıllar önceymiş gibi geliyor. 99'dan beri tribünlerdeydim. Kulüple, yönetimle ilişkim daha sonra başladı. İlhan Cavcav'la 2010'da tanıştım. Çok değil, 10 yıl aslında. Happy topu. Ama o kadar çok olay oldu ki, o kadar çok heyecan yaşadık ki, o kadar çok yendik, yenildik ki, o kadar çok heyecanlandık, kızdık, öfkelendik, neşelendik ki. Şimdi bana bu 10 yıl çok daha uzunmuş gibi geliyor. Sanki ömrüm uzamış. Belki de bizi Gençler Birliği'ne bu kadar yakından bağlayan da bu. Bu yüzden şunu samimiyetle isterim. Bugün burada bulunan her üye benim sahip olduğum bu şansa bir gün sahip olsun. Taraftarı olduğu kulüp için bir şeyler yapsın, ona dokunsun, onu güzelleştirsin. Artık Gençler Birliği'nde yeni bir dönem başlıyor. Rahmetle analım, İlhan Cavcav şu kulübün 40 yıllık başkanı artık arkamızda değil. Para azalmış olabilir. Geriye kalan da Süper Lig'e çıkmak için harcanmış olabilir. Öyleyse en doğrusu yapılmıştır. Demek istediğim, kimse kimseyi Süper Lig'e çıkmak için kötü gün akçesini harcadı diye suçlayamaz. Ama asıl sınav bundan sonra başlıyor. Artık kötü gün akçesi olmadan sadece olası gelirlerle yaşayacak kulüp. Mesele bundan sonra gelecek yıllar için acaba İlhan Cavcav'ın biriktirdiği o kötü gün akçesini biriktirebilecek
kasaya belli bir artı koyabilecek miyiz? Biliyorum, şimdi benim ağzımdan çıkan her söz bazıları için havada hemen bir oka dönüşüyor. Dönüşmesin. Şimdi şuradan bir kuş havalansa ve altın yumurtluyor olsa ve ben buradan şöyle uçup o kuşu ağzımla tutup yönetimdeki arkadaşlarıma versem kulübe katkı olsun diye yaranamam. Zaten aslında geriye bakıp düşündüğümde şunu görüyorum. Gençler Birliği'nde bir sürü iş yaptım. Arkadaşlarımla, tribünden arkadaşlarımla, yönetimden arkadaşlarımla beraber yaptık. İlhan Cavcav belgeseli yaptık. Stadyumu yeni müziklerle şenlendirdik. 90. yıl etkinlikleri yaptık. Şarkılar yapıldı, pankartlar yapıldı, web sitelerini yeniledik. Sosyal medya hesaplarını açtık. Otobüsler giydirildi. Klipler çektik, okullara söyleşilere gittik. Festivallerde stand kurduk. Saatlerce çalıştım. Ama kimseye yaranamadım. Ne taraftara, ne basına, ne başkanlara, ne İsa'ya, ne Musa'ya. Ama sanırım bir Musa'ya yarandım. Şimdi yönetim kurulunda arkadaşımız. Futbolda tribünde bir eğlence yeri. Ben bu şenliği çoğaltmaya, o şenliğin parçası olmaya çalıştım. Ama bir yere kadar. Sayın Divan Kurul Başkanı'na sözümü kesmediği için şimdiye kadar teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum ama kendisinden son bir ricam olacak. Ama önce mevcut yönetimi iki noktada tebrik etmek isterim. Elbette Süper Lig'e geri döndüğümüz için ellerine, akıllarına, emeklerine sağlık. İkinci önemli nokta, düştük diye kulüpte çalışanların işlerine, emekçilerin işlerine küçülelim, paramız azaldı diye son vermemiş olmaları, bunu da çok değerli buluyorum. Şimdi Divan Kurulu'nun Sayın Başkan'ın izniyle Gençler Birliği adına, Gençler Birliği için belki de son güzel bir şey daha yapmak istiyorum. Burası bir futbol kulübünün olağan kurulu ama özel bir kulübün, Gençler Birliği'nin. Gençler Birliği'nde saygı vardır, lütfen bundan sonra sevgi de olsun. Özen vardır, vefa vardır. Sayın Başkan izninizle bu değerli kulübü bir özel insan nezdinde bir dakika saygıyla alkışlayalım. Gençler Birliği'nde başkanlık yapmış, Divan Kurulu'na başkanlık yapmış Sayın Hasan Şengel'i ayağa davet ediyorum. Ve siz değerli üyeleri bir dakika boyunca hem Hasan Şengel'i hem Gençler Birliği'ni alkışlamaya davet ediyorum. Nerede bu şey? Nerede bunun şey ya? Çok sevgili Divan Kurulu Başkanımız adaşım Hasan Bey'e ve bütün diğer arkadaşlarımıza ve bu pazar günü buraya teşrif eden Gençler Birlikte kardeşlerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki Gençler Birliği varmış. Biz de bir nebze ona hizmet ettiysek helal ve hoş olsun. Hepinizin huzurunda helal ediyorum. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Gençler Birliği'nde dargınlık, küslük olmaz ve olmamasını temenni ediyorum. Şimdi birleşme zamanımız, birincilik tekrar geldiğimiz, düştüğümüz yere geldik. Allah razı olsun herkesten, bu işe gönül verenlere, hep beraber buralara kadar geldik ve ilelebet 100. yıl değil 200. yıla kadar da sağlıkla, huzurla Gençler Birliği'nin bu liglere devam etmesini temenni ediyorum. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Geldim, evet, Sayın Mehmet Ali Çetinkaya, sözü size. Adım Mehmet Ali Çetinkaya. Bir Gençler Birliği taraftarıyım. Ve bir Gençler Birliği taraftarı olarak birkaç cümle kuracağım. Çok kısa bir konuşma olacak. Gençler Birliği biraz önce ifade edildiği gibi 100 yaşına basmasında birkaç yıl kaldı. Ve bu kulüp çok değerli bir kulüp. Bunu hepimiz biliyoruz ve bugün burada Gençler Birliği Kulübü'nün geleceğini şekillendirecek kişileri seçmek için buradayız. Tek aday olduğu için doğal olarak bugün kimin seçeceği aslında belli. Şimdi kısa dediğim gibi bir konuşma yapacağım. Sadece şunu söyleyeceğim. Kendim 2001 yılından bu yana Gençler Birliği'nin bütün transferlerinden ve bütün istatistiklerini tutan bir site sahibiyim. Bu sayede de Gençler Birliği Kulübü'nün puan cetvellerinden bütün futbolcu sayılarına kadar her şeyin bir database'de tutuyorum. Şimdi basit bir şey anlatacağım. Gençler Birliği Spor Kulübü 90'ların ikinci yarısında başaltı kulübüydü. Bunu başaran kişi de İlhan Cavcav'dır. Arkasından 2000 yılların başında Gençler Birliği Spor Kulübü bir yıl şampiyonluk mücadelesi verdi. İkinci yıl ise UEFA Kupası'nda son 16'ya kaldı. Kısacası Gençler Birliği Spor Kulübü 2006 yılına kadar bir şekilde güzel yönetildi. Fakat ondan sonra özellikle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Levent Bıçakçı'nın Süper Lig'e daha fazla kaynak yaratabilmek için yaptığı puana para gibi uygulamalar sayesinde ligdeki takımlara daha fazla para akmaya başladı. Ve sembolik olarak o yıldan itibaren, yani 2006 yılından itibaren Gençler Birliği Spor Kulübü ve birçok Anadolu kulübü kötü yönetilmeye başlandı. Bunun örneklerini her gün görüyoruz. Mersin İdman Yurdu'nun şu an nerede olduğunu, Ordu Spor'un şu an nerede olduğunu, Gaziantep Spor'un şu an nerede olduğunu ve Karabük Spor'un geçen yıl ne yaptığını ve gelecekte ne yapacağını herhalde hepimiz tahmin edebiliyoruz. Kısacası kulüpler borç batağına batmış durumda ve batmaya da devam etmekte. Gençler Birliği Spor Kulübü'nün herhangi bir şekilde çıkıp yaptığı transferlere baktığınızda her yıl çift haneli transfer yapılıyor. Bu yapılan transferlerin %70'inden fazlası sezon sonunda ya parası ödenerek, tazminatı ödenerek ya da anlaşılarak geri gönderiliyor. Yani polemiğe girmeyeceğim. Sadece kısaca konuşacağım. İstiyorsanız cevaplayabilirsiniz. Ve bu rakamların hepsini dediğim gibi açıklayıp uzatmamak için burada rakamlara çok girmeyeceğim. Gençler Birliği Spor Kulübü kısacası her yıl bu yaptığı transfer yanlışlarıyla sadece Gençler Birliği'nin parasının kaybolmasını değil, aynı zamanda altyapının önünde de kesiyor. Şimdi diyeceksiniz ki 2-3 tane kişi çıkarttık. Çıktı, doğrudur. Ama bunların çoğu zaruriyetten çıktı. Gençler Birliği son yıllarda yaptığı bütün transferlerin, para kazandığı bütün transferleri altyapıdan çıkardı. Kısacası Gençler Birliği Spor Kulübü iyi yönetilmiyor. Geçen yıl küme düşmemizde açık ve net bir şekilde gümbür gümbür küme düştük ve herkes küme düşeceğimizi biliyordu. Ve buraya geldik. Bu yıl şampiyon olduk. Tebrik ediyorum bu konuda. Hiçbir şeyim yok. Kesinlikle tebrik ediyorum. Tekrar Süper Lig'e geldiğimiz için. Söz hakkı almamın tek bir sebebi var bu girişi yaptıktan sonra. Gençler Birliği Kulübü'nün kurtulması için 2-3 tane şey var. Reçete var. Bu reçetelerden bir tanesi kulübün kurumsallaşması. Kulübün yaptığı bütün işlerde şeffaflaşması, aldığı bütün kararları topluca alması, bir iki kişinin değil herkesin katılması ve kulübün şeffaf bir şekilde yönetilmesini, rakamların düzgün bir şekilde açıklanması ki şu an elimizdeki biraz önce okunmayacağız diye geçilen belgede zaten 2019 yılı yok. Yani çok ilginç şeyler oluyor. Yapılsın, sorun değil. Dediğim gibi siz yine başkan olacaksınız ve inşallah güzel yöneteceksiniz. Dediğim gibi kulübün kurumsallaşmasını, altyapının işlevsel olarak ve organik bir şekilde az takımla bağlı olarak yönetilmesini, paranın iyi bir şekilde kullanılmasını ve kulübün geleceğine kilit vurulmamasını istiyorum. Bir taraftar olarak tek ricam budur. 3 yıl boyunca belki de daha fazla
burada yönetici olacaksınız, kulübü yöneteceksiniz. Lütfen ve lütfen bu kulübe sahip çıkın ve lütfen ve lütfen bu kulübü biraz önce saydığım isimlerdeki kulüpler haline getirmeyin. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Bu arada bugün babalar günü. Bütün babaların günü kutlu olsun. Kulübümüze de hayırlı olsun diyeyim. Şimdi söz isteyen arkadaşlarımızdan Selçuk Irgın. Sayın Başkan, değerli Hazerun, benim bu kongrede söz almak isteğim, edindiğim tecrübemi, şöyle bir baktım delege listeme, 112. olduğuma göre demek ki bu kulübün eski bir üyesi ve akillerinden sayılabilirim. Konuya şöyle değinmek istiyorum. Bu kulüp şu veya bu şekilde birinci Süper Lig'e gelmiştir. Ama işimiz şimdi başlıyor. Geçen seferki gibi. Düşmeden evvelki durumumuz gibi. Nedir o? Bu kulübün bazı kurallarını ve kurullarını günün şartlarına uygun olan ve örnekleri elimizde her zaman için hazır olan kurumsallaşmaya yönelmemiz lazım. Ne demek istiyorum? Sevgili Bey, sözünü kesmek istemiyorum da bir şey yapalım. Buyurun efendim. Şimdi dilek ve temelinde bölünmez. Daha sonra görüşeceğiz. Evet. Yani şimdi bu günün bu kısmı faaliyet yapabilir. Yönetim kurulunda bu konuda tavsiyede bulunacak. Tabii yönetim kurulu. Tabii tavsiyeden bir olacak zaten. Hayır, yönetim kurulu şu tavsiyede bulunacak. Zaten yönetim kurulu. Niçin? Ben eski divan kurulu üyesiyim. Bakın büyük kulüplere divan kurulları çok önemli kurullardır. Yani şunu demek istiyorum. Sayın yönetim, bu dönemden itibaren divan kurullarını örnek alın ve bizim divan kurulumuzda o seviyeye getirin. Sebebi şu. Yönetimler genel kurullara geldiği zaman denetime tabi dururlar. Denetime tabidirler. Ama önemli olan şudur. Geçen o 3 yıl dönemi içinde divan kurulları hem başkanı hem yönetimi hem de yapılan işleri divan kuruluna getirir ve bununla ilgili teşviki mesaide bulunurlar. Buradan gelecek öneriler, buradan gelecek iyi niyetli teklifler görülecektir ki kulübün yol hizasını, hedefini tespitte çok büyük fayda sağlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Sayın Divan Kurulu Başkanı, Divan Kurulu ve Sayın Gençler Birliği üyeleri, her şeyden önce hepinizi saygıyla selamlıyor ve Babalar Günü'nü de büyük bir iştenlikle kutlamak istiyorum. Şimdi birçok kişi burada beni tanır mı tanımaz mı bilmiyorum. Onun için kendimi tanıtmak lüzumunu hissettim. Ben 1959 yılında Maltepe'deki Gençler Birliği Spor Kulübü'nün kapısında ilk defa girdim ve profesyonel futbolcu mukavelesini rahmetli Orhan Şenep Apak ile attım. Ondan sonra bugüne kadar aralıksız futbol oynamak, antrenörlük yapmak, teknik direktörlük yapmak, hatta para talep etmeden genel koordinatörlük yapmak, yönetim kurulunda rahmetli Cavcav'la uzun yıllar çalışmak ve sonra da divan kurulunda çalışmak durumundayım. Yani çok çok eski bir gençlerliyim ve 1959 senesinde Maltepe'deki kulüp binasından içeri girerken ne kadar heyecanlıysam şu anda da sizlerin yanında o kadar heyecanlıyım.
Ve bundan dolayı da çok büyük gurur duyuyorum. Allah bu heyecanımızı eksik etmesin. Şimdi ben de şunu söylemek istiyorum. Bundan önceki arkadaşlarım bazı tenkitlerde bulundular. Hatta teknik bazı tenkitlerde bulundular. Ben öyle düşünmüyorum. Gençler Birliği takımı rahmetli İlhan Cavcav'dan sonra maalesef büyük bir şanssızlık yaşadı ve küme düştü. Hepimiz üzüldük. Ancak ertesi yıl gerçekten çok büyük bir başarı göstererek tekrar Süper Lig'e çıktı. Onları yürekten kutladık ve bu sene de başarılı olmalarına, tekrar o başarının devamına yürekten istiyoruz, arzu ediyoruz. Ben yönetim kurulunun düştüğümüz senede de, geçtiğimiz dönemde de çok başarılı olduğuna inanıyorum. Çünkü bir yönetim kurulunun başarısı, bir futbol kulübünün yönetim kurulundan bahsediyorum, başarısı takımının sahadaki başarısıyla paraleldir. İki sene önce takım düştü, yönetim başarısız oldu ama hiçbir zaman çalışmaktan, direnmekten imtina etmedi. Ertesi sene büyük bir başarı göstererek çıktı. Ben yönetim kurulundaki genç arkadaşlarım, başta Sayın Başkan Murat Cavcav ve Sayın Arif Ölmez olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerini hepinizin huzurunda tebrik etmekten büyük bir zevk duyuyorum. Ve de bundan sonraki senelerde Gençler Birliği'ne başarılar diliyorum. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Herkese merhaba. Ben Ankara'da doğup büyüyen, şu anda İstanbul'da yaşayan bir Gençler Birliği taraftarıyım. Burada söz almak istememin nedeni Gençler Birliği kulübünün geleceğiyle ilgili duymuş olduğumuz kaygılardır. Biliyorsunuz Süper Lig'de birçok kulüp zaman içinde borç batağına girip Süper Lig'den düştükten sonra gelirler azaldığında amatör kümeye kadar düşüyor. Böyle bir tehlike bizim için de geçerli. Çünkü Gençler Birliği hiçbir yerden destek almayan, siyaseten desteklenmeyen, arkasında bir kurum olmayan, aynı zamanda geniş bir camiası olmayan bir takım. Şampiyon olduğumuz bu sene son maçta, yani tribünde belki 3-4 bin seyirci vardı. 100. yılını doldurmak üzere olan bir kulübün bu kadar heyecansız, bu kadar sahipsiz olması bizim içimizi acıttı. Bir önceki sene küme düştüğümüz Antalya Spor maçında da normalde bir semt takımı Süper Lig'e çıksa yani 20 bin kişilik bir stadyumu rahatlıkla doldurur. Demek ki 6 milyonluk Ankara Gençler Birliği'ne ilgi göstermiyor. Ya bunun nedenlerinin araştırılması gerekir. Neden Gençler Birliği Ankara halkına sempatik gelmiyor? Biz ne için varız? Gençler Birliği amacı nedir? Amacı Süper Lig'de oynayıp her sene 35-40 puan arası alıp ligde kalmak mıdır? Bunu iyi değerlendirmek lazım. Misyonunun, vizyonunun belli olması lazım. Şimdi yeni yönetime önümüzdeki dönemde canı gönülden başarılar dilerim. Ama onların da ne yapmak istediklerine bir karar vermesi lazım. Yani nasıl bir Gençler Birliği bırakmak istiyorlar ya da nasıl bir Gençler Birliği görmek istiyorlar? Altyapıdan oyuncu yetiştirip sadece bir altyapı proje takımı mı olacak? Sportif başarı olarak neyi hedefliyor? Bunları nasıl yapacak? Altyapıyı nasıl yeniden yapılandıracak? Çok iyi şekilde düşünüp planlaması gerekiyor. Aksi halde bizim de geleceğimiz diğer küme düşen takımlardan, amatör kümeye kadar giden takımlardan farklı olmaz. Çünkü Süper Lig'de bir takımı ikame etmek kolay değil. Çok ciddi maliyetler var. Hiçbir yerden destek almadan bir takımı Süper Lig'de oynatmak kolay değil. Çok iyi planlama yapmak lazım. Geçen sene başında olduğu gibi çok akıllı bir yönetimle, doğru hamlelerle kulübün yapısını iyileştirmek gerekir diyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Divan, Sayın Raktaşlarım,
Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ben öncelikle kendimi tanıtayım. Adım Mehmet Soylu. 1977 Ankara doğumluyum. Yaklaşık 1986 yılında bu kulübün içine girdiğimde 9 yaşındaydım. Benim küçük bir eleştirim, daha doğrusu üzgünlüğüm, kol kırılır, yen içinde kalır. Yaklaşık 1,5 yıl önce, hatta 2 yıl önce Gençler Birliği Spor Kulübü'nün teknik direktörü Ümit Özat ile yaşadığım talihsiz olayda maalesef yönetim kurulunun sayfasında benim hakkımda yayınladığı yazıyı bugün üzülerek ve kırgınlığımı hala sesim titriyor. İletmek isterim. Ben bu kulübün altyapısında her aşamasında top oynadım. Bu kulübün formasını her aşamasında giydim. Bu kulübün altyapısında birçok emeğim var. Yani şu an kulübün kullandığı internet altyapısına kadar ben maddi olarak üstlenerek kulübüme hediye ettim. Tribünde olan tüm arkadaşlarım beni tanır. Belki 30 yılı aşkındır o tribünde hep yer aldım. Maalesef kulübün internet sayfasında yayınlanan bir yazıda yönetim kurulu imzasıyla, o zamanlar denmişti ki Antalya'da yaşanan olay diye, teknik direktörümüzün herhangi bir ilgisi yoktur. Bunlar taraftarımızı provokata etmek içindir dendi. Beni birçok basındaki arkadaşlar o zaman aradı. Konuşmayacağımı ilettim. Hatta şimdi yönetimde olacak Musa abi de buna şahittir. Kesinlikle konuşmayacağımı ilettim. Dediğim gibi kol kırılır, yen içinde kalır. Bugün bu kırgınlığımı sevgili yönetim kuruluna, sayın başkanım, sizlere iletmek istiyorum. Ben Gençler Birliği, İlhan amcanın kapısına 4-5 kere hep iyilikle gittim. Kulübün çıkarları doğrultusunda hareket ettim. Hatta kulübün fiber altyapısına, internete geçmesi için Fuat Çapa dönemiydi yanılmıyorsam, Cem Oruk o zaman vardı. Cem dedi, Mehmet'le ilgilen, buna bir an evvel hızlandıralım, harekete geçirelim dedi. Ben hiçbir maddi beklenti olmadan İlhan amcanın da verdiği yetkiyle A'dan Z'ye bunu yaptım, bıraktım. Hatta kulübün geçen yılki stat probleminde bunu dert edindim. Liglerin açılmasını iki hafta kala ATO başkanımı da yanına alarak, ben aynı zamanda ticaret odasında meclis üyesiyim. O dönem ATO başkanımı da yanıma alarak spor bakanımın kapısını çaldık. Yetmedi, Osman Gökçek yanıma alarak Melih Gökçek'in kapısını çaldım, stat problemini anlattım. Ama maalesef kulüpten hiçbir yetkiliden bunun hakkında da bir teşekkür gelmedi. Gerçekten kırgınlıklarım var, üzgünlüklerim var. Ama bir kere keşke beni de dinleseydiniz. Yaşananlar hakkında bir yorum alsaydınız. Bana destek veren o gün istifa eden divan kurulundaki değerli büyüklerime, tribünde beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan çok değerli renktaşlarıma çok çok teşekkür ederim. En azından o günkü acımı aldılar. Gündem maddesiyle ilgili gelince de çok özür dilerim. Gündem maddesi dışında konuşmuş gibi oldu Hasan amca. Gündem maddesine gelince de inşallah takımımız daha iyi günlere gelmesi için hepimiz birlikte olalım, hepimiz emek harcayalım. Geçmişteki yanlışlardan ders çıkartalım. Evet, çok büyük yanlışlar yaşadık. Ve bu yanlışların yüzünden de maalesef bir alt lige düştük. Bu yıl şanslıydık, borcu olmayan bir takımdık. Kaynaklarımızı belki tükettik, belki eksiğe girdik. Bir üst lige çıktık. Tabii şu an kadroda da çok büyük oranda revizyon gerekiyor. Altyapıdan çıkacak gençlere ben Hacettepe'de baktığımda ya da altyapıda baktığımda şu an üst yapıda oynayacak çok bir isim göremediğim için gerçekten herhalde bir 10-12 tane transfer gerekiyor. Bu transferler yapılırken de daha önce bizlere gelmiş olan işte Veli Konya gibi, Ovusu gibi, Enes Uzun gibi, Ring gibi, Anıl Karar gibi, Agon Mehmedi, böyle saydıkça Badi, Erdican Şehit, Mehmet Taş, Noyan, Ranti, Diallo, Eleki Diallo gibi. Yani bu topçular gibi adam almayalım. Gençler Birliği hepimizin. Ne olursunuz bu kulübü yaşatalım. Ne olursunuz. Ben tribündeki arkadaşlarım yani bu kulübü el ele ne olursunuz yaşatalım. Bu arma yok olmasın. Teşekkür ediyorum hepinize. Evet.
Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz konuşmalar için. Halit Pekman, Sayın Halit Pekman. Gündemde bir konuşursak daha iyi olur. Çünkü gündemimiz çok yoğun. Sonra yetiştirebiliriz de kısa süreçte. Sayın Divan Başkanı, şu ana kadar konuşulanlar dilek ve temenniler bölümünde konuşulması gerekenler diye düşünüyorum. Ben dilek ve temennilerde konuşacaktım ama o konuşmamı iptal ettim. Şimdi çok kısa bir konuşma yapıp konuşmamı burada bitireceğim. Gençler Birliği Spor Kulübümüzün saygıdeğer genel kurul üyeleri, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Aranızda beni tanımayanlar olabilir. Ben iki dönem Gençler Birliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliği, iki dönemde Hacettepe Spor Kulübü'nde başkan vekilliği yaptım. Hacettepe Spor Kulübü'nde başkan vekili yaptığım dönemde de, futboldan sorumlu olduğum dönemde bir üst lige çıkmanın onurunu ve gururunu yaşadım. Ben şu aşamada farklı bir pencere açmak istiyorum. Tabii öncelikle aynı şeyleri tekrarlamak istemiyorum ama geçtiğimiz sene doğru takım yapılanmasıyla ligimizi Süper Lig, takımımızı Süper Lig'e taşıyan Sayın Başkan Murat Çavcı ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Hocalarımız Erkan Sözeri, İbrahim Üzülmez ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Katkıda bulunan kulüp çalışanlarımız ve Türkiye'nin en nitelikli taraftarına şükranlarımı sunuyorum. Şimdi benim söz alma nedenim şu. Yeni nesil gençler birlikliler var. Eski nesil gençler birlikliler var. Sonuçta kurumsallaşma üzerine saatlerce konuşabiliriz. Ama ben çok kısa olarak Gençler Birliği kuruluş felsefesi ve kurum kültürü üzerine birkaç şey söyleyeceğim. Lütfen sabırlı olun, fazla uzatmayacağım. Gençler Birliği kuruluş felsefesi denince hemen geriye gitmemiz lazım. 1921 yılında bugünkü Atatürk Lisesi, o zamanki ismi Ankara Sultanisi'nde, 1921'de okulda öğrenciler, lise müdürü Münif Kemal Bey ve beden eğitimi öğretmeni Ekrem Bey bir futbol takımı kurmaya karar verirler. Beden eğitim öğretmeni Ekrem Bey futbol takımını kurar ama çok iyi futbolcu olduğunu düşünen bir grup genç takımda olmadığını görünce baş kaldırırlar ve kendileri ayrı bir takım kurarlar. Kendilerine sorarsanız biz liyakatsizliğe baş kaldırdık. Takımı biz hak ediyorduk, takıma bizi almadılar dediler. Bu takım daha sonra Ankara Sultanisi'nde bir takım kuruldu. Okul müdürü ve beden eğitim öğretmeni tarafından ve gençlerin takımı. 1923 yılına kadar bu iki takım Ankara Ligi'nde mücadele etti. Bu iki takımın ilk maçında baş kaldıran gençler Ankara Sultanisi takımını ezici bir üstünlükle sahada yendiler ve takıma girmenin kendileri hakları olduğunu kanıtladılar. Yani Gençler Birliği kulübünün kültürüne liyakatı yazdılar. 1923'te Ankara Sultanisi takımı ligden çekilince bizim Gençler Birliği gençler sonuçta bakarlar, tekrar okullarına dönerler ve derler ki Münif Kemal Bey'e, biz artık okulumuza döndük, yuvamıza döndük, bizde küsmek yok, gelin beraber biz futbol takımını kuralım, ligde Gençler Birliği olarak mücadele edelim. Evet, bunun adı da Gençler Birliği değerlerine bağlı kalarak küsmeden sadakat göstermek. Sadakat, bireysel menfaatler peşinde koşarak sadakat değil, kurum kültürü peşinde koşarak sadakat. Sadakat kelimesi de Gençler Birliği literatürüne böylece girmiş oldu. Sonuçta geldiler ve kırgın oldukları, kavga ettikleri, baş kaldırdıkları eski lise müdürü Münif Kemal Bey'i kulübün başkanı yaptılar. Yani vefa gösterdiler. Dolayısıyla Gençler Birliği'nin kuruluş felsefesinin temel taşları liyakat, hak eden hakkını teslim etmek, sadakat, bireysel menfaatlere değil, Gençler Birliği Spor Kulübü'nün değerlerine sadık olmak, vefa göstermek, kırılmak, küsmek, darılmak yok. Her şart altında Gençler Birliği'ne hizmet var.
Şimdi iki şey daha söyleyeyim sözlerimin sonunda. Ben rahmetli duayen Sayın İlhan Cavcı Başkanım'dan çok önemli bir şey öğrendim. Derdi ki bana, Halil, hepimiz Gençler Birliği Spor Kulübü'nde bazı görevlere gelebiliriz. Çok önemli görevlere de gelebiliriz. Çok önemli insanlar da olabiliriz. Ama önemli olmak yetmez. Değerli olacaksın kardeşim, değerli olacaksın. Ve derdik arkasından da iyi at kendi yemini kendi çıkarır. Şunu söylüyor. Değerli olmak şu. Gençler Birliği'nin bütün kademelerinde nerede görev alırsan al, taraftarlık dahil, değer katacaksın. Onun için bu kulübü amatör kümenin eşiğinden alıp bugünlere getiren ve bizim burada hepimizin konuşmasını sağlayan Sayın İlhan Cavcav 40 yıllık başkanlığıyla çok önemli bir kişiydi ama Gençler Birliği Spor Kulübü'ne kattıklarına çok çok değerliydi. Bu çok daha önemli. Bir isimden daha bahsedeyim. Kulüp sevgisi, birbirimizi sevmek. Arkadaşlar, birbirimizle aynı fikirde olmak zorunda değiliz. Hatta sevmek de zorunda değiliz. Ama Gençler Birliği kültürü birbirimize saygılı olmayı emreder. Nasıl tribünler Türkiye'nin en nitelikli, en kaliteli, en seviyeli taraftarıysa bizler de bu kurum içinde bunu asla ve asla unutmamalıyız. Dolayısıyla birbirimize en azından saygılı olmalıyız. Bize kulüp sevgisini Hasan Şengel, Oktay Arıca, şimdi isimleri unutursam ayıp olur, Yavuz Yalçınkaya, kulüp sevgisini bunlar bize öğrettiler. Hasan amca en zor şartlarda sorumluluk alarak, kulüp için hapis yatarak ve herkese saygı ve sevgi göstererek bize kulüp sevgisini öğretti. Dolayısıyla kulüp sevgisi çok ama çok önemli, ama daha da önemlisi çok ama çok değerli. Şimdiden seçilecek yeni yönetime özümden, yüreğimden başarılar diliyorum. Hangi şart altında olursa olsun kulübüme hizmet etmeye devam edeceğim. Yeni yönetimin işi çok ama çok zor. Çok transfer gerekiyor, çok yeni oyuncu gerekiyor, doğru takım yapılanması gerekiyor. Umarım geçtiğimiz sene yaptıkları gibi, başarılı oldukları gibi, çünkü ben geçtiğimiz seneyi çok yakından izledim, biliyorum. Bu sene de inşallah çok doğru bir takım yapılanmasıyla bizim ligde yüzümüzü artırırlar ve Gençler Birliği'ni başarıdan başarıya koştururlar. Hepinize saygı, sevgi, şükranlarımı sunuyorum. Tekrara düşmemeye çalışacağım Sayın Başkan. Hani gündeme ilişkin konuşacağım. Herkese merhaba. İsim Erdem Ceydilek. Bir Gençler Birliği taraftarıyım. Yaklaşık 20 yıldır. Ankara Atatürk Lisesi mezunuyum. Gençler Birliği'nin doğduğu liseden lise eğitimimi aldım. Buradaki çoğu taraftar arkadaşlar beni bilir. Yönetimden de tanıştığım eski Hasan amca var. Cemalettin abi var burada. Hani bilirler. Hani biraz önce dendiği gibi her kademede taraftar olarak biz bu kulübe değer katmaya çalıştık. Burada da ona devam etmeye çalışıyoruz aslında. Bu sözlerimiz bu kulübe değer katmak için. Öncelikle uzun bir hatalar zinciri sonucunda küme düşmüştük. Ama akabinde hemen bir sene sonra Süper Lig'e yükselmeyi başardık. Bu başarıda pay sahibi olan futbolcu, teknik ekip, sağlık ekip, kulüp personeli, kulüp yönetimi ve Büyük Gençler Birliği taraftarı hepsi tebriği hak ediyor. Çok zor bir seneydi bizim hepimiz için. Özellikle tribünde biz çok acı çektik. Çok saç baş yolduk ama neticeye ulaşma anlamında başarılı bir sezondu. Aslında bu kongrenin geçen yıl yapılması gerekiyordu. Bize dağıtılan kitapçıkta bunun neden yapılamadığı yazıyor. Yani bir vakit kaybetmememiz gerekiyordu geçen sene, o yüzden bu kongreyi yapmadık deniyor. Bunu konuşabiliriz ama geçen sene yapılmadı diye bir önceki sene, yani küme düştüğümüz sene yapılan hataları unutacağımız, onları konuşmayacağımız anlamına gelmiyor. Onları bypass edip hemen bu seneye geçemeyiz. Çünkü o hataları konuşmadığımız sürece o hataların tekrar yapılması yine mevzu bahis olacaktır önümüzdeki sezonlarda. Önce bunları konuşacağız. Gençler Birliği neden küme düştü? Neden 96 yıllık birikimin tüm değerlerini ayaklar altına alan bir teknik adamın bu kulübün içinde at koşturmasına izin verildi? Önce bunları konuşacağız. Gençler Birliği son 10 yılda bir değirmene dönüştü ve bu değirmen yüzlerce futbolcuyu öğüttü. Mehmet Ali bahsetti bunlardan. Mehmet Soylu da, Mehmet abi de bahsetti bazı isimlerden.
Şimdi gidenler oldu, gelenler oldu. Keşke kulübümüz şeffaf olarak bu bilgileri alabilsek ama alamıyoruz. Ne yazık ki basından öğrendiklerimizle yetiniyoruz ama şöyle hızlıca baktığım zaman internet sitelerine biz son 10 yılda 2008-2009'dan itibaren 300 futbolcuyu öğütmüşüz. Gelen ve giden 300 tane futbolcu olmuş. Burada Gençler Birliği U21 ve Kastamonu Spor'u dahil etmiyorum. Bunlar haricinde 300 tane futbolcuyu öğütmüşüz. Bu 300 futbolcunun transferi kimleri zengin etti? Yani bilanço belli, kulübü zengin etmemiş. Çok belli o. Ama zengin ettiğini bildiğimiz isimler var ve bunlar kulüpte çok rahat bir şekilde dolaşan ve isimlerinin sayısı 10'u geçmeyen menajerlerdir. Ve belki de bizim bilmediğimiz bir ton insan bu değirmenden dolayı zengin oldu. Gelelim son 2 seneye. 24 farklı takımdan 26 oyuncuyu transfer etmişiz. 30 farklı takıma 40 futbolcu göndermişiz. Değirmen yine devam etmiş öğütmeye. Bu senede 15'ten fazla futbolcumuzun sözleşmesi bitiyor. Muhtemelen hepsi gidecek, çok azıyla devam edeceğiz. Değirmen son 2 yılda da durmamış, futbolcu öğütmeye ve birilerinin cebine doldurmaya devam etmişiz. Sayalım: Osman Endiaye, Diallo, Badi, Veli Konya, Agon Mehmedi, Jonathan Ring. Liste uzun ama ben sadece bir kişiden bahsedeceğim. Muhtemelen hiçbiriniz bu ismin Gençler Birliği'nde transfer olduğunu bile hatırlamıyorsunuz. 13 Temmuz 2017'de. Belki de Gençler Birliği tarihin en saçma transferini yaptık biz. Sayın Murat Çavcı, Sayın Başkan, Gençler Birliği formasını üstüne geçiren Erdican Şehit ile el sıkıştığı fotoğrafla bu haber servis edildi. Erdican Şehit kim? Özgeçmişinde Fenerbahçe altyapısında oynadığı 20-30 maç ve sonrasında gittiği Tavşanlı Lihin Spor'da oynadığı 8-10 maçta başka hiçbir şey olmayan 21 yaşında bir futbolcu. Biz bu futbolcuyu kiraladık. Bonservisiyle almadık. Ümit Özat sene içinde eleştirilere cevap verdi. Dedi ki biz bu futbolcuyu yetiştirmek için aldık. Kiraladığımız futbolcuyu kime yetiştirmek için aldık? Bonservisiyle almış olsak belki haklı, belki bir parıltı görüyordur orada ama biz bu futbolcuyu kiraladık. Şimdi yönetimden biri de çıkıp o zaman bu soruyu sormadı. Arkadaş, biz neden Fenerbahçe'de fırsat bulamayan, hiçbir umut vaat etmeyen bir oyuncuyu kiralayıp yetiştirmeye çabalıyoruz diye sormadı. Şimdi özgeçmişinde hiçbir şey yazmıyor dedim bu arkadaşın. Bir şey yazıyor. Babasının adı. Babası Erdin Şehit. Bizim kulüpte iş yapan futbolcu menajerlerinden birisi. Bize o sezonda Zeki Yavru'yu ve Ahmet İlhan'ı getiren menajer. Bu çocuğun özgeçmişinde evet bu yazıyor. Babasının adı yazıyor. O zamanlar Atilla Türker, usta gazeteci ve Gençler Birliği'nde eski futbolcusu. Kendisi şöyle yazdı. Getirdiği futbolcularla yetinmeyen bir menajer belki oynar belki patlar diye kendi oğlunu bile Gençler Birliği'ne kiralık verdi. Ama ne yazık ki hiçbir yerde patlayamayan bu genç futbolcu Gençler Birliği'nde de bir dakika oynayamadı, yine patlayamadı. Şimdi soruyorum, ya hakikaten tesislerin içine, Beştepe'nin içerisine 10 yaşında giren Beştepe çocuklarına A takımına idmana maça çıkmak için her gece uykuları kaçan, rüyasında bunu gören çocuklara ne diyeceğiz? Şunları mı diyeceğiz? Bu 100 yıllık Çınar'ın kırmızı siyahlı formasını senin baban bu kulüple iş yapan bir futbolcu menajere olmadığı için sen değil, bu torpilli çocuk giyiyor mu diyeceğiz? Bu kulüp kendi altyapısından çıkardığı genci değil, torpille gelen Fenerbahçeli bir oyuncuyu yetiştirmeye karar verdi mi diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Bir cevabınız var mı gerçekten? Bu transferi açıklayabilecek rasyonel bir sebep var mı? Bu sadece bir örnek. Gençler Birliği camiasıyla, taraftarıyla, geçmişiyle, altyapısıyla bu ülkede belki de beşeri sermayesi, yani insani kapasitesi ve kalitesi en yüksek kulüp olabilir. Evet, arkamızda bir belediye, siyasetçi ya da niceliksel anlamda büyük bir destek bulunmuyor. Ama kendini Gençler Birliği hisseden hemen herkes bu kulüp için pozitif şeyler ortaya koyabilecek karakterler. Fakat ne yazık ki son yıllarda gördüğümüz şekilde Gençler Birliği yönetimi bu beşeri sermayeden kurumsal bir yapılanmanın içinde faydalanmak, bilimin ve modern dünyanın gerektirdiği profesyonelliği benimsemek yerine Gençler Birliği'ne hiçbir aidiyet duymayan, sadece kişisel iş ilişkileri ya da ahbaplık ilişkileri üzerinden bu kulübü yönetmeyi tercih ediyor. Bu zihniyeti kesinlikle reddediyoruz. Gençler Birliği, kamuoyundaki genel Gençler Birliği sempatisini yok eden, taraftarı, oyuncuları ve medyayı geren tiplerin, şu anda ismini bile almak istemiyorum, teknik direktörlük yaptığı, simsar menajerlerin tesislerde cirit attığı, yönetimin hiçbir şeffaflık barındırmadığı, genel kurul için her seferinde yüzlerce yeni üyenin yapıldığı ve bunlara itiraz eden gerçek Gençler Birliklerin hain ilan edildiği bir hanedanlık zihniyetine teslim edilemeyecek kadar kıymetli bir camiadır.
Yine bir örnek daha vereceğim. Son genel kurul. Rahmetli İlhan Cavcıoğlu'nun vefatından sonra yaptığımız genel kurul. 18 Şubat 2017 tarihiydi galiba. Hiçbir rakip aday bulunmuyordu. Ama buna rağmen yine yüzlerce yeni üyeyle kongreyi gerçekleştirdik. Akşit abi şu anda burada değil ama Akşit abi o gün çok güzel konuşmuştu. İlk kez gördüğümüz simaları çok güzel selamlamıştı. Biz o gün çok acı bir olaya tanık olduk. Çoğu insan fark etmemiş olabilir. Yine burada oturuyorduk biz arkadaşlarımla. Divan Başkanı rahmetli İsmail Özersin söz almıştı ve bilgilendirmelerde bulunuyordu. Henüz oylamaya geçilmemişti. Ama bir an önce oy verip gitmek isteyen bu tırnak içinde diyeyim naylon üyeler den biri burada beklerken İsmail amcaya, İsmail Bey'e hadi ihtiyar daha fazla uzatma dedi. Yani bunu ben uydurmuyorum değil mi? Düşünebiliyor musunuz ya? Ya Gençler Birliği'ne hiçbir bağ hissetmeyen, yönetim tarafından sırf genel kurulda oy versin diye kulübe üye yapılan lüzumsuz bir insan, belki de bu camianın en büyük emekçilerinden olan rahmetli İsmail Özersin'e böyle sesleniyor. Bunun sebebi işte bu yönetim zihniyetidir. Gerçek gençler birliklilere, gençler birliği taraftarı olmayan yeni kongre üyelerinin hakaret edilmesine imkan tanıyan bir yönetim. Ve son bir örnek, son. Gerçekten az kaldı Sayın Divan. Yine bir tarih 28 Mayıs 2017, 2016-2017 sezonun 33. haftasındayız. Bursa Spor'la maçımız var. Son iki hafta Bursa Spor ve Rize Spor kümede kalma mücadelesi veriyor. Kulüp As Başkanımız Sayın Şahin Kartal Twitter hesabından önce biz Bursa Spor'a gol atıyoruz. Önce bizim attığımız gole seviniyor. Sonra da haydi Rizem sıra sende şeklinde bir paylaşım yapıyor. Bunu da Twitter hesabında kendisini Gençler Birliği As Başkanı olarak tanıtmasına rağmen yapıyor. Çünkü Sayın Şahin Kartal bir Gençler Birliği taraftarı değil, bir Gençler Birliği delegesi. Babası Sayın Hasan Kartal Rize Spor Başkanı. Aynı zamanda Ankara'da çeşitli büyük ölçekli inşaat işleri yapan Kartallar Holding'in başkanı. Taşıdığı titrin önemini ve ciddiyetini bilmeden, Gençler Birliği'nin kıymetini bilmeden sonuçları ya bilmeyen birini as başkan yaparsak bu tip sonuçlara razı oluruz. Hem Gençler Birliği'nin as başkanı olarak tanıtır, hem de aynı klasmanda mücadele verdiğimiz Rize Spor için de destek verir. Yani bunda bir gayetlik yok yani. Bunda hiçbir gayetlik yok. Tamam, devam edersiniz. Tamam beyefendi. Beyefendi buyurun cevap verirsiniz. Ben bitireyim. Ben bitireyim Sayın Divan. Arkadaşlar, bir dakika. Ya söz alabilirler yani. Lütfen tamam müdahale etmeyin. Konuşmacıya müdahale etmeyin. Konuşsun bitirse konuşmasını. Müdahale etmeyin. Herkes burada demokratik haklarını kullanıyor. Söz kullanıyor. Biz genç... Doğrudur yanlışız onu. Genel kurulu değerlendirecek. Örnek veriyorum. Faaliyet raporuna konulmayan şeyler bunlar. Örnek veriyorum. Bitiyor zaten Sayın Başkan. Şimdi bu gibi örnekleri ben çok uzatabilirim. Çünkü biz Gençler Birliği'ni takip ediyoruz. Gençler Birliği taraftarı değil deniyor ama biz sabah Gençler Birliği'de yatıyoruz, akşam Gençler Birliği'de yatıyoruz. O yüzden biz bu örnekleri yüzlerce arttırabiliriz. Çok şükür yönetim bize bunları çok fazla veriyor. Evet, biz son 10 senede çok fazla acı çektik. Biz son 10 senede çok fazla acı çektik. Siz de çektiniz, biz de çektik. Bitiyor. Gerçekten bitiyor. Arkadaşlar bakın gayet güzel bir genel kurul toplantısı Efendim? Hayır! 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 Hayır
Ben hallederim. Lütfen arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım. Geç kardeşim. Değerli arkadaşlarım. Bak gerildi ortam. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Kubilay abi. Arkadaşlar. Tamam ben oturtmak için çıktım. Evet. Güzel kardeşim. Evet. Arkadaşlar oturtmak için çıktım. Divan abi, divan abi. Sayın arkadaşlar lütfen oturur musunuz yerinize? Lütfen suhuleti sağlayalım. Tamam arkadaşım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür et kapat. Arkadaş şu konuşmayı bitir artık. Lütfen teşekkür ediyorum. Anne bir bakın ya lütfen ya. Bak. Herkese teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Söylediğim hiçbir şeyde üzerine alınmanız gereken hiçbir şey yok. Teşekkür ederim. Lütfen hepimiz Gençler Birliği için konuşuyoruz. Tamam. Cevabı olan varsa gelsin burada cevabını versin. Tamam. Konuşmamı bitirtmediğinizi de burada söylemek gel istiyorum. Gel kardeşim. Tebrik ederim. Gel kardeşim. Biz müdahale etmedik. Sana teşekkür ederim. Spor kulüpleri, takım tutmak, takımdan bir üyesi olmak, bir ailenin terbi olmak. Ailenin terbi de birbirlerle böyle
kıran kırana kavga etmez ki, münakaşa etmez ki. Şimdi iki arkadaşımız daha var. Konuşmak isteyen. Artık temennilerde dinleyelim. Kendileri kabul ediyorlarsa dilek ve temennilerle konuşsunlar onlar. Ama aynı raporda dilek ve temenni dinlenilmez başkanım. En sonunda dinleyelim bunları. Biz sıralamaya uyandık. Faaliyetleri konuşuyorlar kardeşim ya. Ya bakın yani aynı şeyi tekrar söylemek istemiyorum ama gençler lütfen kişiselleştirme ya. Sadece gündemle ilgili olarak yani yönetim kurulu faaliyet raporuyla ilgili olarak konuşalım. Yoksa işte böyle istemeyin. Arzu edilmeyen olaylar meydana geliyor. 39 yaşında, 8 yaşından beri her zaman maçlara giden, şu anda 70 yaşında olan ve 61 yıllık Gençler Birlikli bir babanın çocuğuyum. Ve Gençler Birliği kültürünü çok iyi derecede biliyorum. Genel kurulda hepinize sevgilerimi sunuyorum. Çok net bir şekilde faaliyet raporunu konuşuyoruz burada. Faaliyet raporunda en önemli başlıklardan bir tanesi de şudur. Gençler Birliği'nin taraftarıdır. Önemli olan ve konuşulması gereken şeylerden bir tanesi de budur. Çünkü kulüplerin belirli özellikleri vardır. Yönetimleri vardır. Futbolcuları vardır. Taraftarları vardır. Bunlar birbirinden ayrılmaz. Yöneticiler gider, değişir. Futbolcular, teknik adamlar gider, değişir. Ama unutmayın ki o boynuna atkıyı takıp, o formayı giyip, kilometrelerce deplasman yapan, 90 dakika takımını her şartla destekleyen, hayatın her alanında Gençler Birliği armasını savunan Gençler Birliği taraftarları ne olursa olsun kesinlikle ve kesinlikle Gençler Birliği'ni terk etmez. En kötü gününde de terk etmedik. En kötü gününde de terk etmedik. Hiçbir zamanda terk etmeyiz. Çünkü burada çok yani gönül isterdi buradaki kongre üyelerimizin keşke hepsi bu zorlu birincilik müsabakalarında kilometrelerce deplasman yapan arkadaşlarımızın yanında olsaydı. Keşke statta bizimle beraber olup son dakikaya kadar bağırsalardı. Ama yok işte. Farkındaysan karşılıklı cevap vermek için demiyorum. Gençler Birliği taraftarı adına bunu söylüyorum. Senin ne kadar derecede kilometrelerce deplasman yaptığını biliyorum ve saygı duyuyorum. Emeğine sağlık. Emeğine sağlık. Faaliyet raporuna dair konuşuyoruz. Ben sadece şunu söyleyeceğim. Biz sene başından beri söylüyoruz. Yine tekrarlıyoruz. Biz dedik ki ne geçmişi unuttuk ne yarınlardan vazgeçtik. Bunu söylemeye devam ediyoruz. Hatalar da yapıldı, doğrular da yapıldı. Evet, düştük. 12 Mayıs tarihinde gözyaşlarıyla karşıladık. Bir sene sonra 12 Mayıs'ta yeniden Süper Lig'e çıktık. Yine gözyaşlarıyla karşıladık. Neden? Çünkü biz arma sevdalısıyız. Bu kulübün iyiliğini istiyoruz. Çıktığı için mutlu olduk. Ama bu bir başlangıçtır. Başkanım bu bir başlangıçtır. Düştük, yeniden aynı noktaya geldik. Bu takım hak ettiği değeri görmek zorunda. İlhan Cavcav'ın emaneti ise bu takım hak ettiği değeri görmek zorunda. Bu takım Süper Lig'de hani böyle belki gücünüze gidebilir. Aranızda o takımları tutanlar olabilir. Özür diliyorum. Gücünüze gidebilir. Hani böyle Twitter'da adamın bir tanesi ne yazdı biliyor musunuz? Gençler Birliği Süper Lig'e çıktı haberin üstüne. Fenerbahçeli birisi böyle logolu mogolu var. Ne yazdı biliyor musunuz? Geldi başımızın belalısı diye. Bunu yazdı bir Fenerbahçeli. Galatasaraylılar, Beşiktaşlar, onlar bunlar hepsi diyor ki Süper Lig'in en bela takımı geldi. Niye? Çünkü biz onlara dar ettik Ankara'da. Bu bize yakışan. Mücadeleci bir takım. Güzel işler yapan bir kulüp. Bunu sağlamamız lazım. Biz bu kaybettiğimiz değerleri yerine getirelim. Biz bunun için mücadele ediyoruz. Biz tribünde her dakika varız. Her yerde varız. Ve tribünde ne yani güzel işler yapan bütün arkadaşlarımıza da saygı duyuyoruz. Emeklerine saygı duyuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kilometrelerce deplasman yapanlara. Ama ne olur yönetim olarak şunu yapmayın. Gençler Birliği taraftarı centilmendir. Gençler Birliği taraftarı futbolu bilir. Gençler Birliği taraftarı nasıl tepki vereceğini de bilir. Ama bu nitelikleri bozacak davranışlara, bu nitelikleri bozacak ayrımcılıklara lütfen izin vermeyin.
Gençler Birliği taraftarı belki azız ama daha az sevdiğimizi kimse söyleyemez. Az olabiliriz ama belki çoğundan daha fazla seviyoruzdur bu kulübü. Ve onun için zaten buradayız. Gençler Birliği taraftarı az gelmiyor. Sadece iki dakika. Çok özür diliyorum. Sadece iki dakika. Özür diliyorum. Gençler Birliği taraftarı az. Neden stada gelmiyor? Bence bir oturup tartışalım. Ne olursunuz tartışalım. Biz bunu defalarca talep ettik ama kimse tartışmadı. Eğer bir şey yapılacaksa hep beraber yapılmalı. Bu kulübe hak ettiği değer verilmeli. Bu önemli bir şey. Ne geçmiş unuttuk, ne yarınlardan vazgeçtik. Dimdik buradayız. Gençler Birliği taraftarı olarak. Bu takım sokakta oynasın, biz kaldırımda Gençler Birliği diye bağıracağız. Sevgiler. Başkanım buradayım. Göremiyorsunuz herhalde, buradayım Hasan Başkanım. Son konuşmacı olmak hep zordur. Faaliyet raporundan başka her şeyi hep önüne gidiyorlar. Bu güzel bir şey aslında ama genel kurulun insicamını bozuyor, gidişini bozuyor. Peki. Yani kısa tutmaya çalışacağım. Sayın Başkan, Sayın Divan, Sayın Hazirun, hepinize öncelikle hoş geldiniz diyorum. Öncelikle burada niye bu kadar tartışma var? Niye İlhan Başkan zamanından daha çok insan söz alıyor? Bir düşünelim. Demek ki kulüp iyi yönetilmemiş. İnsanların içinde bazı birikmiş şeyler var. Bunları da haklı olarak yönetime iletmek istiyor. Yönetime ben faaliyet raporuna baktığımda iki açıdan teşekkür ediyorum. Bir tanesi küme düşmeye ve birinci Süper Lig gelirlerinden mahrum kalmamıza rağmen hala artıda gözüküyoruz. Bu çok olumlu. Bunun için teşekkür ediyoruz. Ancak bana gelir gider tablosu, açık söyleyeyim, bu hani dernekler vardır ya, hani gelir gidere bir şekilde eşitlenir. Yok, sadece faaliyet raporuna ilişkin söyleyeceğim. Belki daha özenli hazırlanabilir çünkü ayrıntısını göremiyoruz. İkincisi, ben bu faaliyet raporunda bir iki gün önce Hürriyet gazetesinde bir haber çıktı. Belki Murat Başkanım o konuda açıklama yapar. Çünkü taraftarların bu konuda merakı var. Kaç tane üyemiz vardı 2017 yılında Murat Bey ve yönetimi geldiğinde? Bugün kaç üyemiz var? O Hürriyet gazetesinde çıkan haber doğru mudur? Gerçekten fabrika işçileri üye mi yapılmıştır zorla bu kulübe? Lütfen bu konuda açıklama talep ediyorum. Bu genel kurulu biliyorsunuz 2018 Mayıs ayında yapılacaktı. Bizim tüzüğümüz der ki Nisan ayı sonuna kadar yatırırlar aidatların üyeler. Bakın geçen sene hepimiz yatırdık. Bu sene kongre olur mu olmaz mı diye birçok arkadaşımız aidatını dahi yatırmadı. Genel kurulun çağrısı web sitemizden önce bir yerel gazetede ilan ettirildi. Zar zor haberimiz oldu tesadüfen. Bunlar neden yapılıyor? Kulüp üyelerine niye daha önceden haber verilmiyor gibi bir sürü soru sorulabilir. Yönetime olan ikinci teşekkürüm, düştüğümüz sezon çıkmayı bildik çünkü mayın tarlasıdır birincilik. İyi oyuna falan kimse bakmaz ki. Bence Karabük Spor'la beraber belki de en kötü oyunu oynayan takımlardan biriydik birincilikte. Bir şekilde şampiyonluk, ilk iki de olsa şampiyonluk geldi. Bu konuda da tebrik ediyorum. Ancak sürekli burada bir şey soruluyor. Niye bu kulübe Ankaralılar sahip çıkmıyor? Sayın Başkan, Sayın Yönetim, bakın biz İstanbul takım taraftarlarını bu kulübün yöneticisi yaparsak bu iş olmaz. Biz Ankara'da bu kulübü çekim merkezi haline getiremezsek maalesef bu iş olmaz. Bakın Ankara Gücü tribünü doluyor diye kimse övünmesin diyorum Ankara Güçlü arkadaşlarımıza. Şehrin ne kadar sahip çıktığı daha önemli. Sadece tribünü de doldurmak yetmez. Şehir ne kadar sahip çıkacak? Şehrin sahip çıkması için benim taraftardan sorumlu yönetim kurulu üyemizin ya da işte stattan sorumlu üyemizin ya da as başkanımızın, başka bir yöneticimizin İstanbul takımı taraftarı gibi hareket etmemesi gerekiyor. Biz gerçek gençler birlikleri kulübe üye yaptığımız zaman, onları tesislerden dışarı itmediğimiz zaman bu kulüp, emin olun, daha iyi bir kulüp olacak. Biz yönetimin arkasında daha fazla duracağız.
Yönetim de şehirle Gençler Birliği kulübünü daha fazla bütünleştirecek ve daha iyi yarınlara doğru gidecektir diye umuyorum. Umarım bu sene çok daha iyi sonuçlar elde ederiz. Geçen sene genel kurulun yapılmaması bir spor toto birinci lige hazırlıktı. Ama bu sene daha önemli bir hazırlığımız var. Bu önemli hazırlıkta biz bu kongreyi demek ki yapabiliyormuşuz. Demek ki Gençler Birliği için mücadele edenler daima kazanır. Gençler Birliği için az bir mücadele bizi bir noktaya getirdi. Umarım bundan sonra da Gençler Birliği için her şey çok daha güzel olacak. Teşekkürler. Sayın Divan, değerli misafirler, basınımızın kıymetli mensupları, Gençler Birliği Spor Kulübü'nün delegeleri, renktaşlarımız, ben de hepinize saygılarımı sunuyorum. Çok güzel bir ortamda başlayan, nezaketten uzaklaşmayan, Gençler Birliği'nin kültürüne yakışır şekilde başlayan genel kurulumuz, gündemin 5. maddesinde birazcık böyle tansiyon yükseldi. Aslında bundan hiçbirine gerek yoktu. Tabii ki hepimiz üzüldük. Burada birazcık daha birbirimize karşı birazcık daha sevecen, birazcık daha sabırlı olsaydık bence daha güzel olacaktı. Şimdi son konuşmacı arkadaştan başlayarak daha önceki konuşmacı arkadaşların yaptıkları eleştirileri gördüğümde genel kurula gelmeden önce özellikle basın kanadında dillendirilen, şekillendirilmeye çalışan ve hep aynı ifadelere şahit oldum. Biz de tabii buna karşılık bir hazırlığımızı yaptık. Acaba biz mi yanlış biliyoruz? Bu arkadaşların söyledikleri doğru. Yoksa aldıkları bilgide bir kirlilik mi var? Nezaket elden bırakmadan hata demek istiyorum. Hile demek istemiyorum. Ya da işte hani çamur at izi kalsın tarzından bir şey demek istemiyorum. Ben biliyorum ki arkadaşlar da biliyor çamur at izi kalsın ama çamur atarken önce elini kirletiyorsun. Onun için ben bunları birazcık daha karşılıyorum, daha olgun karşılıyorum. Son konuşmacı arkadaştan başlayarak eleştirilen konulardan bir tanesi, zaman zaman ben basında bazı arkadaşların yazıları üzerine onlarla da konuştum. Onlarla da bu konu üzerine bilgi alışverişinde bulundum. Tüzüğümüzün genel kurulu yayınlanmasıyla alakalı bir maddesi var. Madde diyor ki, genel kurul kararı ya da olağanüstü genel kurul kararı Ankara'da bulunan yerel gazetelerden birine 15 gün önceden ilan verilir. Bunun üzerine eleştiren arkadaşlar dediler ki neden siz ulusal gazeteleri tercih etmediniz de Ankara'da yerel bir gazeteyi seçtiniz. Bunun üzerine döndüm ben kulüpten yetkili arkadaşlardan bütün dökümleri aldım. Şuradaki gazetelerin hepsi yaklaşık bundan önce yapılan son 10-15 yılda yapılan genel kurul ilan gazeteleri. Bunların hepsinde aynı gazeteleri görürsünüz ve istediğiniz takdirde ben bunların hepsini sizlere gösterebilirim. Yani bu şu demektir. Son yapılan genel kurulun duyurusuyla alakalı bir herhangi bir hile yoktur. Hata da yoktur. Bundan önce yapılan uygulama neyse bu yapılan genel kurulda da aynı uygulama yapılmıştır. Bununla birlikte yapılan eleştirilerden bir tanesi naylon üye adı altında yapılan üyelerden bahsetmek. Ve bunların en son olağanüstü genel kurulumuz yaptıktan sonra bu üye sayılarının, ben bunu diğer muhalefette bulunan arkadaşların radyo konuşmalarında da dinledim. Ne bileyim işte yazılı görsel basındaki ifadelerini de dinledim. Naylon üye, naylon üye. Peki kardeşim, naylon üye diyorsunuz. Benim önümde üyelik listesi var. Hangi tarihte bu kulübe kaç tane üye yapılmış? Aslında bunu hepinizin bilmesi çok önemli. Bunu paylaştığım takdirde büyük bir ihtimalle de kafanızdaki birçok istifam çözülmüş olacak. Biz 25.9.2016 tarihine kadar kulübümüzün 745 tane üyesi varmış. 2017 yılının başında biliyorsunuz başkanımızı kaybettikten sonra biz olağanüstü genel kurulumuzu yaptık. Daha sonra aramızdan ayrılan, muhalefete dahil olan arkadaşlarımızın da içinde bulunduğu dönemde onların imzasıyla hatta arkadaşlarımızın bir tanesinin genel sekreter olması hasebiyle
karar defterine hakim olduğundan yola çıkarak o tarihe kadar yapılan üye sayısını size söyleyeyim mi? 1600. 1600. O dönemdeki yönetimdeki arkadaşların ayrılmaya başladığı bir hafta 10 günlük dönem arasında yine onlardan bazılarının dahlinde olan yapılan üye sayısı 147. Bütün bu arkadaşlarımız aramızdan ayrıldıktan sonra bu genel kurula kadar daha sonradan ilave edilen delege sayımız toplam 101. Allah aşkına soruyorum. Ya bunun günahı vebali kimin? Siz aramızdayken dönmüş denmiş ki başkan, arkadaşlar her yönetici arkadaş 10 tane 15 tane eşini, dostunu, taraftarını bu kulübe üye yapın. Herkes de getirmiş, o günkü genel sekreterimin imzasıyla bunlar karar defterine geçmiş. Burada var mı bir şey? Yanlış olan ne söyler misiniz? Ama bunları bilmeden sadece muhalefet olmak adına insanları yanlış bilgilendirmek, o da çok doğru değil. Bu konuda bu şekilde hepinizin ben bilgilerini sunuyorum. Gerçek olan rakamlar bunlar. Ne zaman isterseniz biz kulübün karar defterini, üye kayıt defterlerini her zaman açarız. Kulüpteki arkadaşlarımızla sizi yönlendiririz. Bu konuyla alakalı size her türlü bilgiyi veririz. Bununla birlikte şu konuşmacı arkadaşlarımızdan bazılarının söylemlerine küçük küçük cevaplar vermem gerekir. En son konuşmacı arkadaşımız söylediği soruların büyük bir kısmının cevabını bence aldı. Özellikle bu üye konusunda. Ondan önce konuşma yapan arkadaşlarımızın da söylemlerinden mesela divan kurulunun oluşmasıyla alakalı bir eleştiri vardı. Haklısın abicim eleştirilerinde. Divan kurulu bir kulübün aslında olmazsa olmaz en önemli organlarından bir tanesidir. Biz bunun farkında olduğumuz için dedik ki başta başkanımız olmak üzere biz divan kurulunun oluşumuna müdahil olmayacağız. Divan kuruluna en uygun kimi görüyorsak bizim yapmamız gereken divan kurulu başkanını tespit etmek ve ekibini kendisinin kurmasını sağlamak. Bu doğrultuda kulüp başkanımız sevgili Oktay abimize divan kurulu başkanlığını teklif etti ve ekibini de Oktay abi kendisi seçti. Bizim yönetim olarak bu konuda en ufak bir dahlimiz yok. Bunu da bilmenizde büyük fayda var. Mehmet Soylu kardeşimin söylediği bir husus var. Bir deplasman esnasında uçakta yaşanan o günkü bizim teknik heyetimizde bir tatsız bir şey var. Ben çok net bir şey söylüyorum Mehmet. Çok fazla bir samimiyetimiz yok. Bir defa iki defa merhabalaştık. Telefonla daha görüştüğümüzü ben hatırlamıyorum. Biz o gün için yanlış bilgilendirildik. Bize verilen bilgiler yanlıştı. O gün için cevap veremedik. Sonradan biz bunun işin aslını öğrendik. Sizin sanıyorum bir de oğlunuz vardı olayda. En ufak bir dahlinizin olmadığını öğrendik. Sizin zerre kadar suçunuz, günahınız olmadığını başta ben dahil hepimiz biliyorum. Delegelerin, genel kurulun, herkesin huzurunda ben ve yönetim adına sizden özür diliyorum. Teşekkür ederim. Maalesef hata insanlara ait. Önemli olan tek bir şey var, hile yapmamak. Bir de biz düşünün ki benim de bu kulüpte 14-15 yılım geçmiş. Hepimiz hata yapabiliriz. Ama eğer binlerce iş üretiyorsak bizim hata yapma lüksümüz herkesten fazla. Konuşanların hiçbirine ben bir şey söylemiyorum. Onur Bey'in de söylediklerine hak veriyorum. Hepsine hak veriyorum. Ama şundan emin olun. Biz bir bütün olmalıyız. Biz bir bütün olmalıyız. Eleştirilerimizi yapalım. Mesela Erdem arkadaşım da ben isterim ki burada gündeme getirdiği belki 5-10 dakikalık bir konuşmaydı. Ben onunla saatlerce konuşayım. Onun baktığı tarafı da biliyorum ama ben başka bir pencereden bakıyorum. Ya da benim baktığım ufuk birazcık daha geniş. Sebebi de şu, ben kulübün içindeyim. Bilmedikleri varsa ben anlatayım. Benim bilmediklerim varsa ondan faydalanayım. Bunların hepsinde açık olmalıyız, şeffaf olmalıyız. Taraftarlarımızın çoğaltılmaması konusunda Nedim en son söz sahibi oldu. Evet, çoğaltamıyoruz. Peki soruyorum size. En son kaç yılında bu kulüpte kaç tane taraftar gördünüz? Ben bu kulüpte ilk sayman olduğumda
14-15 yıl önce bu kulübe girdim. Normal bir yönetici. Sırasıyla belli görevler verildi. Ben bunların hepsini Allah'ın izniyle alnımın akıyla yaptım. Belli bir göreve geldim. Ben ilk sayman olduğum dönemde Ankara'da dedik ki bu grubu biz taraftar kitlesini nasıl hareketlendiririz? Okullara girmemiz lazım. Çocuklarımıza 5-6 yaşında bunları empoze etmemiz lazım. Onunla birlikte herkes Beştepe'ye ulaşabiliyorsa alışveriş merkezlerinde stand açmamız lazım. Biz onların ayağına gitmemiz lazım. Biz ne yaptık peki? 2500 tane olan bizim kombineli bilet sayımızı ilk hamlemizde 6500 taneye çıkarttık. Yani biz Kızılay'daki bir taraftarımızın Beştepe'ye gelmesini istemedik. Biz Kızılay'a gittik. Eryaman'a biz gittik. Optimum'da stand açtık. Buna benzer çok güzel uygulamalar yaptık. Bu silsile o kadar güzel gidiyor ki ne zaman bu 62-22 sayılı yasa çıktı, bu pasolik olayı çıktı, hemen bizim taraftarlarımız da pasolike hayır, fişlenmeye hayır diye bir şey yayıldı. Biz süratli bir şekilde ivme kazanmışken bir anda dip yaptık. Bunun da sebeplerinden bir tanesi de bu, unutmayın lütfen. Bununla ilgili kimse kimseden bir şey beklemesin, yönetimden beklemesin. Hepimiz bu konuda gereken çabayı sarf ettiğimiz takdirde bu kulübün taraftarı çoğalır. Ancak bu kulübün taraftarını çoğaltırken de işte 50 binleri, 100 binleri, 200'leri bulan bir taraftar kitlesi mi? Yoksa 10 binlerde, 20 binlerde, 30 binlerde olan elit bir taraftar kitlesi mi? Bu da işin bir başka boyutu. Bunları hepsine dikkat ederek bizim yol almamız lazım. Başkanım, son sözümü söyleyerek buradan ayrılmak istiyorum. Hakan Kaynara kardeşim buraya geldi bugün. Güzel, Gençler Birliği kültürüne, Gençler Birliği ahlakına yakışır, seviyeli bir konuşma yaptı. Ancak ben o Hakan kardeşimden burada yaptığı o seviyeli konuşmayı dışarıdaki hamlelerinde de beklerdim. Bugüne kadar buraya gelirken, çünkü öyle bir camiayız ki biz, dışarıda kim ne yaparsa hepimiz biliyoruz. Hakan kardeşim unutmasın, İlhan Cavcav onu, rahmetli başkanımız onu ekibine aldı, beraber çalıştık. Hakan kardeşimiz unutmasın, bir sonraki dönem başkanımız tercihini başka birinden kullandı, basın sözcüsü yaptı. Hakan kardeşim unutmasın, başkanımız rahmetli olduğu gün Hakan'ın bilgilerinden faydalanalım diye başkanımızın rahmetli olduğu hastaneye biz çağırdık. Gel Hakan, burada bize destek ver dedik. Bundan sonra yapılacak olağanüstü genel kurulda da yeni başkanımızdan biz ricacı olalım. Çünkü biz güzel bir ekip çalışması yapıyorduk. Sen de içimize dahil ol dedik. Çok üzülüyorum. İçimizde olduğun zaman farklı, dışımızda olduğun zaman farklı olmamalısın. Dışarıda farklı, içeride farklı olmamalısın. Bu konularda birazcık daha şeffaf olalım, özverili olalım. Onun ötesinde bir şey demiyorum. Çok güzel bir şey yaptı. Hasan amca bizim başımızın tacıdır. Hasan amca benim günde 5 defa görüştüğüm, her zaman aklına, fikrine saygı duyduğum, inandığım, çok değerli baba gibi gördüğüm biridir. Hakan çok güzel bir şey yaptı. Gelin bunu büyütelim. Gençler Birliği Spor Kulübü'ne kurulduğu yıldan beri hizmet eden başkanlarımız, yöneticilerimiz, taraftarlarımız ve rahmetli İlhan Başkan, başkanımız için de o saygıyı, sevgiyi gösterelim ve diğer maddelere geçelim. İzin verirseniz ben de burada hepinizi alkışa davet ediyorum. Rahmetli başkanımız başlayacak. Beni dinlediğiniz ve sabır gösterdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Gelecekte iyi olan, güzel olan her şeyin Gençler Birliği Spor Kulübü başta olmak üzere bizimle, ailemizle olmasını diliyorum. Bütün babaların babalar gününü ben de kutluyorum. Saygılarla olsun. Teşekkür ederim. Tekrar saygılarımı sunuyorum. Bu gündeme alınması gereken maddeyle ilgili ben size kısa bir açıklama yapayım isterseniz. Bildiğiniz gibi Futbol Federasyonu yayıncı kuruluştan aldığı paraları belli taksitler halinde kulüplere ödüyor. Örnek veriyorum. Geçen yıl TFF birincilikte oynarken yaklaşık 8,5-9 milyon lira civarında kulübümüzün garanti parası vardı. Ve biz 8,5-9 milyon lirayı 31 Mayıs 2019'a kadar aylık eşit taksitler halinde aldık. Ancak Süper Lig'e çıktığımızda
tablo birazcık daha derinleşiyor. Özellikle sezon başında oyuncu transferlerinde verilmesi gereken peşinatlar var. Bu doğrultuda hareket etmemiz lazım. Yönetim olarak da elimizin güçlü olması lazım. Ya da bir önceki konu da şu da oldu. 2019 yılına ait bir şeyler görmüyoruz dediler. Çok net size bir tablo vereyim. 15 milyon gelirimiz oldu son bir yılda. 15 milyon civarında da transferlerden kulübümüzün kasasına para girdi. Yaklaşık 80 milyon lira giderimiz oldu. Yani 50 milyon, 45-50 milyon civarında biz aleyhimize olan bütçeyi yönettik ve önemli olan bu bütçeyi yönetmek değil, Allah'ın izniyle bir üst lige çıkmak. Çok şükür biz çıktık. Şimdi burada da 25 milyon liraya kadar borçlanma yetkisi istiyoruz ki Futbol Federasyonu'ndan, yayıncı kuruluştan gelecek paralar geciktiği takdirde biz Futbol Federasyonu'ndan gelecek paramıza temlik koyarak ihtiyacımız olduğunda bankadan kredi kullanarak hamlelerimizi yapabilmek ya da transfer sezonunu aşabilmek. Bunun ötesinde hiçbir şey yok. Bütün olay 25 milyona kadar federasyondan alınacak temliklere karşılık kulübümüzün borçlanmasını sağlamak. Saygılar sunuyorum tekrar. Sayın Divan, sevgili gençler birlikler. Bu talep kredi anlaşmasıdır. Bu talep şu anda eksi olan bütçenin kredilerinin şahıs üzerinde teminatlar varsa bunların ortadan kaldırılması anlaşmasıdır. Şu andaki yönetim şu andaki 2019 bütçesini açıklamadığı için rakamın ne olduğunu bilmiyoruz. Eğer şu andaki yönetim şu andaki bütçenin üzerine oluşacak olan veya yeni gelecek yönetim oluşacak olan eksi bakiyeyi kendi cebinden finanse etmeyi taahhüt ederse bu anlaşma, bu madde kulüp için zararlı olmaz. Öbür türlü Karabük'ün Mersin'e düştüğü yola başlangıç noktasıdır. Krediye girdiğiniz an, kredi sarmalına girdiğiniz an bu kulüp kendi kaynakların dışında başka kaynakları kullanmaya başladı, geri gider ve düşer. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. 25 milyon arkadaşlar. Sayın Başkan, tamam. Yakın garanti para var. Bu transfer önümüzde geldi. Yarın bir gün transferleri yapacağım. Para lazım. Federasyondan gelmedi para. Evinden verdi. 3-5 milyondan para verdi. Bu kulüp için her şeyi verir. Tamam başkanım. Arkadaşlar, tamam konu anlaşılmıştır. Şimdi oylarınıza sunuyorum. Önergeyi kabul edenler, evet etmeyenler. Oy çok büyük kabul etmiştir. Bizim bura abi. Seçimlere geçiyoruz. Emrah Bey alıyorum. Bak 500 nerede? Haber orada abi.
Osman abi. 500 ve 1000'e başkanım. Şuradan şuradan bak şöyle şuraya geliyorsunuz. Ha siz oraya gidin. Başkanım. 500 ve 1000'in burası. Başladı. Oraya yönlendiriyor. Sen nasılsın? 500 de kaç? Burası. Gelenler kaybolmadı mı? Tamam, biraz bekledim. 500 bin kadar burası, diğeri karşı taraf. Diğeri karşı taraf. 1000'den sonrası orası. 1016'dan sonra orası. 500 Kaybolanlar, kaybolanlar, Kulübün kulübü üyeleri, Gençler Birliği kulübüne yakışır, güzel bir kongre geçirdik. Tabii kongrelerde ufak tefek bazı fikir ayrılımları olabilir. Bunlar doğal, normal şeylerdir. Bu her kongrelerde olan şeylerdir. Bu da normal olarak karşılıyorum. Burada genel kurulumuzu, bizi burada yalnız bırakmayın, saygıdeğer genel kurul üyelerine, basın mensubu arkadaşlarımıza, herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İnşallah Gençler Birliği Kulübü Başkanı ve yeni yönetimi olarak kulübümüzü daha iyi yerlere getirmek için tüm gayreti, tüm çalışmayı ekip arkadaşlarımla birlikte yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah Gençler Birliği çok daha iyi yerlere gelecektir. Bunun için de her türlü çalışmayı, gayreti göstereceğiz. Herkese duyurulur. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.